Faiz nedir? İhtiyaçlarımızı karşılamak için yeterli paramız yoksa borç alabilir ve satın aldıklarımız için gerekli ödemeyi gelecekte yapabiliriz. Faiz, bu imkana sahip olabilmenin maliyetidir. Faiz aynı zamanda bir getiridir. Nasıl mı? Gelirimizin bir kısmını harcamayıp tasarruf edebilir ve tasarruflarımızı finansal sistem aracılığıyla ihtiyacı olanlara borç verebiliriz. Böylece faiz getirisi kazanırız. Yani piyasada tasarruf edenler bir arz, borç almak isteyenlerse bir talep oluşturur. Finansal sistemde borç alıp verirken karşılaştığımız faizler nominal faiz oranlarıdır. Nominal faizler, reel faiz oranı, risk primi ve beklenen enflasyon oranının toplamından oluşur. Nominal faiz görünürdeki kazancı, reel faiz ise enflasyondan arındırılmış gerçek kazancı gösterir. Nominal faizin %10 olduğu bir durumda 100 liralık bir tasarrufun görünür getirisi 10 lira olur. Ama enflasyon %5 ise alım gücü de %5 azalır. Yani reel faiz %5'tir. Reel faiz piyasadaki fon arzı ve talebine göre belirlenir. Talep edilen reel faiz arttıkça nominal faizler de artar. Nominal faizler risk primlerinden de etkilenir. Borç verenler veya finansal aracılar temerrüt riski, likidite riski ve vade riski ile karşılaşabilirler. Temerrüt riski, borçlanan kişinin borcunu geri ödememe veya geç ödeme olasılığıdır. Borcun ödenmeme riski arttıkça uygulanacak nominal faiz artar. Borçlanma araçlarının likiditesi de nominal faizleri etkiler. Likiditesi düşük varlıkların piyasada hızlı şekilde ve değerini kaybetmeden satılması daha zordur. Bu yüzden likiditesi düşük finansal varlıklar karşılığında borç verenler daha fazla nominal getiri beklerler. Vade ise borcun ödenmesi için tanınan süredir. Vadenin artması, borç verenler için daha fazla risk, daha fazla nominal faiz demektir. Enflasyon beklentileri de piyasada talep edilen faizleri etkiler. Artan enflasyon tahminleri faizleri de artırır. Herkes için ekonomi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası.